Tamam, işe gidelim. Gel kalın. Tam şuraya gidecek şekilde falan. Ayarlayacağız. Tamam. Şuradan da Samsun. Alkol peyniri. Alkol harcamı biraz Samsun vardır. Ver. Bu şekilde ben böyle ben böyle tıktan sonra ben böyle tamam mı? Sen aç tamam. Ama bir sadece şuraya gelsin. Olabilir. Yok canım. Olabilir. Bu sadece. Bu da güzel. Bu da güzel bir şey. 2 yıldır şu anda çalışma ekibimizle birlikte olabildiğince etkili çalışmalar, hani malzemeyi, mühendisliği, bilimi, teknolojiyi, sağlığı birleştirerek temelinde aslında insan ve ekosisteme duyarlı, insan sağlığına zarar vermeyecek, kullanımı olabildiğince portatif olan biyosensörler tasarlıyoruz. Tabii biyosensörleri tasarlarken işin içinde biraz önce söylediğim gibi mühendisliği, fiziği, kimyayı kullanarak, malzeme bilimini kullanarak aslında seçiciliği ve hassasiyeti yüksek, biraz önce ifade ettiğim gibi insan sağlığına zarar vermeyecek, çevreye duyarlı, ekosisteme duyarlı bir sağlık sektörüne yönelik biyosensör tasarımlarını ve validasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Tabii bunları gerçekleştirirken de gerçek numunelerde uygulamayı, validasyonu yapmaya ve olabildiğince topluma kullanımına açık bir şekilde bu çalışmamızı sunmaya çalışıyoruz. Peki ürettiğiniz bu sensörler hangi hastalıklara? Yaklaşık biz hani çalışma ekibimizle birlikte 10 yıldır aslında sensör bilimine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu sensör hani herkesin de aslında aklına gelebileceği şekilde aslında belli başlı spesifik özellikleri taşıyan modern analitik yöntemlerle aslında bir araya gelmiş yeni sistemler olarak aslında ifade edilmektedir. Şimdi biz de yaklaşık 10 yıldır önemli hastalıkların teşhisine yönelik sistemler yapıyoruz. Biyosensör sistemleri düzenlemeye çalışıyoruz. Tabii bunları yaparken de belli başlı analitik yöntemleri de kullanıyoruz. En fazla kullandığımız analitik yöntemlerin başında elektrokimya, voltometre, SPR dediğimiz yüzey plazman rezonans, QSM dediğimiz kuars kristal mikro terazi gibi analitik yöntemleri kullanarak öncelikle biyosensör sistemini tasarlıyoruz. Daha sonra bu sistemleri olabildiğince önemli hastalıkların teşhisine yönelik. Mesela kalp krizi. Kalp krizi mesela biliyorsunuz troponin sürekli kalp krizi riski yüksek olan hastalıklarda troponin testleri sürekli yapılmaktadır. Troponin testi aslında normalde kanda ultra seviyede, hassas bir seviyede olması gerekirken kalp krizi yüksek olan hastalıklarda kalp damarını beslemeyip de direkt kana karıştığı durumlarda troponin seviyesi yükselir. Troponin seviyesi yükseldiği zaman biz bu troponinin seviyesini anlık ve seçici bir şekilde eğer tespit edebilirsek doğal olarak da kalp krizi riskini de aslında bir nevi dolaylı bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz. Bizim yaptığımız bu sensör sistemlerinde öncelikle kalp krizi riskini yüksek, kalp krizi riskini ortaya çıkaran troponin sensörleri yaptık. Bunun akabetinde tabii ki akciğer kanserine yönelik özellikle akciğer kanserinde kullanılabilecek ilaç etken malzemelerinin etki düzeylerinin belirlenmesine yönelik yine
yine elektrokimyasal biyosensör sistemleri tasarladık. Son yıllarda meme kanseri, işte akciğer kanseri, yani değişik kanser türleri üzerine de, pankreatik olabilir, değişik kanser sistemleri üzerine de önemli hastalıkların teşhisine yönelik bu biyosensörleri hem tasarlayıp hem de uygulama seviyesine geçirmeye çalışıyoruz laboratuvar ölçekli. Şu anda laboratuvarımızda validasyon aşamasına yaptığımız, patent sürecine geçtiğimiz kalp krizi biyosensörleri, akciğer biyosensörleri ve değişik kanser sensörlerine yönelik çalışmalarımız şu anda patent sürecinde. Ve tabii ki ticarileşme tabii ki hemen hızlı bir şekilde olacak diye bir durum söz konusu olmadığı için değişik faz çalışmaları vesaire. Ama yaptığımız çalışmalar sonucunda özellikle bu erken teşhis dediğimiz, yani hızlı sinyal üretme, hızlı sinyal elde etme sistemleri sonuçta ortaya koyduğumuzdan dolayı bizim bu sistemlerimiz şu anda patent, ticarileşme ve bunun sonunda da toplumda daha hızlı bir şekilde uygulanabilirliğini yüksek bir şekilde olabileceğini söylememiz mümkündür. Şimdi bizim yaptığımız bu biyosensörün aslında en önemli avantajı aslında erken teşhisine imkan sağladığından dolayı hızlı bir sinyal üretme, yani hızlı bir cevap alabilme süreci gerçekleştiriyoruz. Yani bir kanda ya da bir idrarda kolaylıkla bir tespit yapmak istediğimizde, bu biyosensörlerle yapmak istediğimizde yaklaşık 10 dakika, 15 dakika gibi çok kısa bir sürede anlık tespit yapabiliyoruz. Hani onun tabii ki numune hazırlama yöntemleri, malzeme hazırlama yöntemleri, bunlar önceden aslında yapılıyor. Ama en nihai şekilde bir biyosensör tasarladığımızda önemli teknikler vasıtasıyla, voltometri gibi, elektrokimyasal gibi, potansiyometri gibi teknikler sayesinde aslında hızlı bir sinyal üretmeden dolayı hızlı bir sinyal elde edebilme gibi fırsatımız var. Bunun yanı sıra özellikle laboratuvarda mikro ölçekte, hatta nano ölçekte biz numunede çalıştığımızdan dolayı aslında bunlar çevre duyarlı, çevreye duyarlı, insana duyarlı, yani atık oluşumu en az olduğu, hidrotermal gibi, ultrasantrifüj gibi değişik teknikler kullanarak da bir malzeme üretimi gerçekleştirdiğimizden dolayı çevreye duyarlı bir sistemler üretiyoruz.